Büyükçe. Sinem efendim. Sinem biliyorsunuz diplomasınız, okul birincisiydi. İlk mezunumuz. Ben sana vermiştim değil mi? İlk ona vermiştim Sinem'e. Onlar hepsini hatırlayacak mısınız bakalım? Başbakanımız üzerinde ziyaretimiz. Ankara formosu aslında tarihi bir fotoğraftır. Ömer Hocam, size şöyle göstereyim. Ben acele kalk gelecek. Ben acele kalk gelecek. Bana varsa, tabii. Bugün Türk iş dünyasının, Türk müteşebbislerinin, Türk iş adamlarının gerçek temsilcisi olan, onların en üst çatı kuruşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin siz değerli yöneticileriyle bir araya gelmekte gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Her şeyden önce 60. kuruluş yıl dönümünün de hem Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği için ve dolayısıyla da bütün Türk çalışma hayatı için, iş dünyası için hayırlı olmasını, yeni başarılar getirmesini temenni ediyorum. Biliyorsunuz çalışma hayatının aslında iki ana unsuru var. Biri çalışanlar, biri de işverenler, sizler. Sizler üretim yapanlar, istihdam edenler, vergileri ödeyenlersiniz. Emekçiler de sendikalar vasıtasıyla tabii ki bu hayatta temsil edilmekte. Cumhurbaşkanı olarak ben de hem sendikalar hem de müteşebbislerimizin, iş adamlarımızın temsilcileri olan kuruluşlarımızla hep yakın temas içerisinde olmaya ve çalışma barışının ahengine önem gösteriyorum. Bu çerçeve içerisinde doğrusu yakın hep temasımı da sürdürüyorum. Tabii çalışma hayatı deyince ve işverenler deyince, müteşebbisler deyince biraz önce söylediğim gibi akla gelen Türkiye ve Odalar Borsalar Birliği'dir. Sizsiniz. Aslında Türkiye'nin bugün geldiği başarının altındaki esas emek yine sizsiniz. Çünkü üreten, istihdam yapan ve somut ortaya iş koyanlar, onların sahipleri sizlersiniz. O bakımdan sizin tabii ki başarılarınızla daima hep kıvanç duyduğumuz gibi sizin görüşlerinize yeri geldiğinde raporlarınız, tavsiyeleriniz bunları da doğrusu hep daima önem vermişimdir. Hükümetler, yöneticiler hepsi tabii ki çok dikkate almıştır. Yine birçok önemli ekonomik faaliyetlerde de hep sizlerle gerek yurt içinde gerek yurt dışında hep beraber olmuşuzdur. Şimdi çok şükür bugün Türkiye kaybettiği yılları dolduracak, onları geri alacak bir ekonomik performans sergilemektedir. Bunun altında şüphesiz ki doğru kararları alabilen, doğru kararları kararlı bir şekilde uygulayan siyasi irade ve şüphesiz ki genel anlamda, çok genel anlamda istikrar çok önemlidir. İşte bu çerçeve içerisinde de İş hayatı, özellikle müteşebbislerimiz, sizler, işverenlerimiz çok büyük atılımlar yapmaktasınız. Bugün Türkiye'nin ekonomik performansı eğer birçok gerek çevremizde gerekse daha uzağımızdaki dostlarımızın takdirini kazanıyorsa, bunun altında şüphesiz ki sizlerin firmalarınızın tek tek başarıları yapmaktadır. Onların toplamıdır aslında Türkiye'nin nihayette büyümesi. Türkiye'de artık ekonomik büyümenin lokomotifi devlet değil, özel sektördür. Özel sektör deyince de siz tabii ki akla gelmektesiniz. O bakımdan 2011 yılı içerisindeki %7,5 olarak gözüken büyüme, gerekse 2012 yılı içinde her ne kadar %4 olarak öngörülse bile tahmin ediyorum bunun yine ötesine geçecektir. Bütün bunun gerçek lokomotifi, dinamiği, itici gücü yine sizler olacaksınızdır. Bunlar tabii ki Türkiye'nin uzun yıllar hep özlediği başarılardır. Biraz önce söylediğim gibi biz kendi enerjimizi çok gereksiz şekilde boşa harcayan
bir ülke olduk bazı yıllarda. Uzun yıllar bizim kayıp yıllarımız vardır. Şimdi tekrar onu kazanıyoruz ve bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Burada tabii ki büyümenin sürdürülebilir olması çok önemli. Sürdürülebilir olması için bunun sağlıklı bir şekilde finansmanının sağlanması çok önemli. İç tasarruflar bunlar çok önemli. Tabii ki büyürken başka sıkıntıların ortaya çıkmaması, özellikle bugün dış açıklarımızın bizi tabii ki hep dikkatimizi çekmekte, çok önem vermekteyiz. Zaman zaman yaptığım konuşmalarda da bunları hep doğrusu dikkati çekmekte ama beni doğrusu bu konuda da telaşa kaptırmayan unsur şu, ekonominin yönetimindeki bütün birimlerin bunun farkında olduğunu görmemdir. Dolayısıyla önemli olan şey önünüzdeki riskleri ve fırsatları görebilen bir yönetim tarzı var mı yok mu? Şu anda ekonomiden sorumlu bütün birimlerin başındaki herkesi bunda farkında görüyorum ve o bakımdan da herhangi bir tedirginlik duymuyorum. Ve inşallah Türkiye nasıl kronik enflasyonu gündemimizden çıkarttıysa büyüyüp dış ticaret açığını veya cari açığı da gündemden çıkartan bir başarıyı gerçekleştireceğimize inanıyorum. İşte burada hükümet ekonominin başındaki bütün yetkililerle iş hayatının gerçek temsilcileri olan, sahipleri olan sizlerin arasındaki diyalog, yakın çalışma, iş hayatının prensipleri ve ilkeleri düzenlenirken sizlerin de tabii ki bütün görüşlerinizin dikkate alınmasını hep değerli buluyorum. Bir kez daha sizlerle bugün böyle 60. yıl dönümünde beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. İnanıyorum ki başarılardan hep beraber gurur duyacağız. Sağ olun. Üç kuşak girişimci ailenin Türkiye Ticaretçi Gazetesi'nde yayınlanmış olan ilanlar. İlk Ahmet Hamdi Gül 1 Aralık 1977'de gazetede yayınlanmış. Daha sonrasında 6 Şubat 1997'de sizin ortaklığınız var. Erman, Erciyes Makine Sanayi Ticaret Donanım Şirketi'ne. Üçüncü nesil oğlunuz Mehmet Emre Gül, Türkiye Ticaretçi Gazetesi'nde 13 Kasım 2006'da yayınlanmış olan gazete ilanı. Üç nesil girişimci bir cumhurbaşkanımıza bunu takdim etmek istiyorum. Ben de yanınıza geleyim müsaadenizle. Hep beraber de dedenizi efendim 1957'den itibaren onu bulamadım efendim. Dört nesil öyle mi? Onu da hep beraber öğrenmiş olduk. Muhakkak vardır da Başkan, sağ ol. Sağ ol.